Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Arkadaşlar, şimdi geldik, kargas olarak iniyoruz, tamam mı? Ruha gelmiştik. Ruha biraz girmiştik hatırlarsanız. Ruh. Ruhun şeyi. Sonra inşallah haftaya ondan aşağı akıl olacak. Sonra kalp olacak. Kargası böyle indirdikten sonra bir tanımlama. Şimdi ben ruhu epey girmiştik değil mi, hatırlıyorsunuz? Evet. Ruhun dört tane özelliği varmış. Değil mi? Şunu şey yapayım. Şöyle bakayım. Bak, zişur. Ama şunu açayım, daha belirgin olabilir bu. Şu. Görüyor musunuz? Veya buraya biraz size zor geliyorsa, ya tamam, bu böyle olsun. Şimdi ruhun dört tane ruh ceverdir. Tamam, görüyor musunuz? Ene ortada. Ene ortada. Şimdi bu ene, hemen bir hulas alayım. İki hafta yoktuk. Bu ene Nur-u Muhammedi'ye dönüşmeden önce Allah'ın planı, projesi. Bunun, bu Nur-u Muhammed, yani mecul denilir. Allah bir karar veriyor. Kararın adı mecul. Yaratacağım, kendisinin dışında bir şey yaratacağım. Halik olduğu için. Ne ihtiyacı var? Güneşin ışığı vermesi kadar. Suyun ıslatması kadar. Allah niye yarattı? Hani her bir cemal sahibinin kendisini görmek ve göstermek istedikçe diyoruz, hemen arkasına su soru geliyor. İhtiyaç mı? Hayır. Fıtratın iktizası budur. Yani su ıslatması ihtiyacından mıdır? Değil mi? Soğuk bizi soğutmasından ihtiyacından mıdır? Güneş ışık vermesi ihtiyacından mıdır? Neyinden? Yani fıtratındandır. Tamam, bu soruyu sayın. Allah bizi niye yarattı? Veya kainatı niye yarattı? Her bir cemal sahibi kendini görmek ve göstermek isterince. Hemen o soru geliyor. Yani bu ihtiyaç değil, fıtratın ihtiyacı. Mesela su ıslatır. İhtiyacım var. Ah ulan ah, bir ıslat samalıyı. Der mi? Böyle bir ihtiyacı var. Fıtratı iktiza. Peki, tersini düşünüyoruz. Hem bu arada sorulara genel gündelik sorulara cevap veriyor. Suyu değişik düşünüyoruz. Su ıslatmasın. Su olur mu? Ben de öyle soruyorum. Su ıslatmadığını kabul edin. Su olur mu? Güneş ışık vermediğini kabul edin. Güneş ışık vermediğini kabul edin. Güneş olur mu? Allah da Halik özelliği olmasa Allah olmaz. Merhamet özelliği olmasa Allah olmaz. Şefkat özelliği olmasa Allah olmaz. Ne demek? Bir insandan merhamet ve şefkati kaldırın, insan mıdır? Merhamet ve şefkat insanın özelliğidir, ihtiyacımızdan değildir. Kısaca şöyle diyebilir miyiz Hasan abi? Yani hiçbir tezahürat yoksa o zaman o ilah değildir. Değil, olmaz. Nesne midir? Belli olmaz. Olmaz. Ha, bunu yaptıktan sonra Allah karar veriyor. O kararın adı mecbur. Ondan sonra bunun içine bütün insanları, yani kainatın, her şeyin yaptığı mecbur. Bunun içinde biraz belirledi. Oradaki kaliteleri, peygamber, 124 bin peygamber, ama bu şey olacak. Bunun adı da Nur-u Muhammed'i. Onu öne çıkarttı. İçeride. Yani şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Bu mec'ul. Bunun içinde arkadaşlar iki tane birim var. Bir nur, bir de mana. Tamam mı? Şuradan aşağıya, şuradan yukarıya, burası esma, burası sıfat, burası
şuunatı zatiye. Şurası mahiyeti zatiye. Şimdi bugün işleyeceğimiz konu şurası. Arş-ı Azam. Şurası inşallah haftaya ömür olursa inşallah Lef-i Mahfuz'dan konuşacağız. Zaten 12. ders oldu. Dima. Lef-i Mahfuz'un bizdeki karşılığı Dima'dır. Her bir saat, her bir ders en az 3 saattir. Her bir ders en az 3 saat. 4,5 olan var, 3,5 olan var, 3 var. 3 tane şey yok. 12.'si bu akşam yayına giriyor. Hem de enfusçilerle cemaatin içinde devşirme yaptık. 20 kişi, 20-25 kişi. Onun için de devşirme yaptık, 7 kişi. Onlarla yaptığımız dersi. Yani şunu ondan sonra yapacağız. Bu da arş. Burası da şey yapmayayım, kürs diyeyim. Çünkü atlıyorum yani, böyle yapalım. Şimdi bu akşam bunu konuşacağız. Şurası. Ruh çeviri. Yani cevheri ruh. Şimdi Allah iken karar verdi. Yaratacağım benim dışımda. Güneş, ışık vereceğim. Güneşe sorulmaz. Ne ışık veriyorsun? Zatındandır. İhtiyacından değil. Olmadığını kabul et. Güneş değildir. Allah merhametli olması, yaratması zatındandır. İhtiyacından değil. Kaldır onu. Allah değil. Tamam. Şimdi karar verdi. Yaratacağım. Kararın adı bu. Kararın adı bu. Peki ne olacak içerisi? Nur-u Muhammediye dönüştü bu. Tamam. Nur-u Muhammedi. Nur-u Muhammedi. Bunları konuşmuştuk da fakat iki hafta ara verdiğimiz için. Bunun içerisinde ne var? Eneler var. Tamam. Bunun içerisinde. Peki Nur-u Muhammedi'nin içinde ne var? Eneler var. Hepimiz buradaydık. Yani kaynak itibariyle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın değil de peygamber olması var ya, peygamber olma tarafı hangisiydi? Ahmet. Ahmet Aleyhisselatü Vesselam, Adem Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam en itibariyle hepimiz silgi buldunuz. Var mı bir tane? Bir silgi getir. En itibariyle hepimiz aynıyız. En itibariyle hepimiz aynıyız, yaşlı falan değiliz. Sonra bu Allah buraya vuruyor. Allah'ın devamlı besliyor yani suyun akması için. Suyun akması için, dere akması için suyu beslemesi lazım. Allah'lık hakikati devamlı besliyor, kayyumiyet. Onun için mana bu, burayı besliyor. Burayı besliyor devamlı. Mana ondan. Burası da burayı besliyor. 30.000. sözde. Nur ve mana. Yani mana enenin çıkış yönü. Ene şey mana şey meculun nur yönü. Nur yönü çıkış yönü. Dışarıya çıkış. Meculun mana yolu doluş. Depo doluyor. Ona bakıyor o taraf. Yani bir taraftan geliyor bir taraftan. Devamlı. Kampur gibi, elektrik gibi. Devamlı. Şimdi biz buradan konuşacağız, Arş-ı Azam'dan. Arş-ı Azam'dan konuşalım. Arş-ı Azam'ın bizdeki karşılığı ruhtur. Lef-i Mahfuz'un bizdeki karşılığı akıl. Unutmak için, hayır akıl değil. Unutmaman için kafayı çıkarttım şey takkeyi. Dima. Dima için akıl bir tane bir birimdir. Arş'ın bizdeki karşılığı kalptir. Abi kalp aşağı niye? Burada da öyle bak aşağıda kafa yukarıda. Yani mekan şeyi yok. Sonra burada bir şeyler var. İsterseniz onu hemen şey yapayım. Birkaç tane. Şu siyah mıydı? Çizelim. Başka bana bak Filiz bir baksana belki bulabilirsin başka. Kalem var. Kalem. Bitmek üzere.
belki bulunur. Cennet, cehennem, burası daire-i ilim, daire-i hayat, ondan sonra burası kürs. Tamam, bu bir. Bakayım burada olur mu? Arkası abi. Tamam, iyi. Kürs. Buraya uzatmayayım o zaman. Kalemim zaten şey yok. Böyle. Alem-i şehadet. Alem-i şehadet. Şu anda oturuyorsunuz. Şimdi bunların arşın bizdeki karşılığı kalp. Cennet ve cehennemin bizdeki karşılığı buhran, bunalım, panik atak, depresyon. Yani celal. Cennetin işte baz, surur, neşe, saadet. O da cennetin karşılığı. Daire ilim, sistemin kuruluşu. Daire hayat, aktifiyet, hayatın yetimizin önü. Allah razı olsun. Bak, aferin. Güzel. Şimdi kürsün bizde karşılığı, onun için çok önemli, önemsiyorum, bunu onun için çizdim. Nefis buradan takıldı bize. Nefis, şeytan, cin, ervahı, habise. Buradan takıldı. Takıldı. Şimdi imanın yok demesi, şeytan buraya kadarki bilgisine göre konuşuyor. Doğru olabilir. İmanın yok. Nereye kadar iman? Kürse kadar şahittir. Elma, geri dön, tomurcuk, geri dön, dal, geri dön, gövde, kök, çekirdek. Daha geri gidebilir mi? Gidemez. Ha, imanın yok. Nereye kadar diyeceksin ki geri zekalı şeytana? Kürse kadar şahitsin benim imanıma. Oysa imanın hakikatleri var. Mahiyeti ta buraya kadar geliyor. Şurada şunun adı Kab-ı Kavseyn'dir. Kab-ı Kavseyn. Tamam. Buraya bunun adı imkan ve vücub ortası. Görüyor musunuz? Ha. İman ta buraya geliyor. Burada iman yok. Fenay mutlak. Fenayi mutlak. Orada iman yok. Çünkü iman eminliktir. Emin olmak. Artık mesela deseler ki bana Murat'ın varlığından sınıfta emin misin? Yani iman et varlığına. İman gaybadır. Gayb değil ki. İman işaretçisi ne diyor? Gaybadır. Gayb değil. İmanın sureti gaybadır. İmanın hakikati esmaya, arşa bakar. İmanın mahiyeti buraya bakar. İman fena filah da buraya bakar. Diyeceksiniz ki ah ve seseli olan adam bunu dinlese. Vay be namussuza bak bizim şeytan şey yapıyor, imanı yok falan diyor. Lan diyeceksin ki kürse kadar sen şahitsin. Kürse kadar var olup var. Hani o da şahit olsan. Oysa iman kalptedir. Kalbe nazargah ilahi olduğu için değil şeytan, melekler de bakamadığından kalben geçirdiklerimizi günah yazamıyor. Anladınız mı? Melek bile baktırmıyor. Haram, kıskanıyor. Allah da kıskanıyor biliyor musunuz? Ne demek Allah takıyor? Allah da zevk alıyor. Şöyle bak, bir gün sahabe hanımıyla giderken böyle bakmış. Karısıyla geliyor. Ağlamış Resulullah. Sahabe raş yaptı, geldi bakıyorlar. Şey, ikisi gelirken. Anlamış. Dedi ya filane, ben senden daha kıskançlıyım biliyor musun? Yani karımla geliyordum, acaba karıma da baktı mı? Ya acayip bir şey bu ya. Peygamber için olabilir mi? Hiç demeden peygamber söylüyor. Yani estağfurullah, hayır. Müslümanın özelliği odur ki suizan etmez ama suizana da sebebiyet vermez. Dedi ki ben senden daha kıskançtayım ha. Allah benden de kıskançtı diyor. Allah da kıskanıyor. Şirkin rezil olmasının en büyük sebeplerinde kıskançlıktır. Fıtratı bozmaktır. Tamam. Fıtratı bozmaktır. Fıtratı bozdun mu bana karşı ne rakip koyuyorsun yani? Fıtratın inkar etmektir. Şimdi
Burada, buraya kadar, onun için şeytan imanımıza oradan geldi. Şahit değil. Olmadığını nereden biliyor? Şahit değil. Şeytan desek imanım var, biz kabul edecek miyiz? Zındıklar da öyle diyor. Gafillere de öyle diyor. Fethullah'a da öyle diyor. İmanım var diyor. Diyen o adam, şeytan diyor. Şeytan onu aldatmıyor mu? Mesela günah yaptır yaptır diyor Kur'an-ı Kerim'de. Meali. Yap yap. Allah gafurur rahim, affeder. Deyip de devam etme, sizi şeytan aldatmasın diyor. Böyle diyor diyor size. Bak bir şey olmaz, bir şey olmaz. İmanım var. Deyince gafil imanı var mı? He? Zahiri şeriata muhalefet ediyor, imanı var diyor. Niye? Benim imanım var diyor. Bu kalbe tatmini onlar. Nere kalbi ya? Demek ki şahit değil. Niye? Nazargâh ilahi olduğu için kalp o seyredemez. Değil o. Melek seyredemez. Meylandan bir sürü şeye meylediyoruz. Yapmayınca vazgeçiyoruz. Allah vazgeçtiğimiz için bir de sevap yazıyor. O meylanı şeytan görseydi zaten dumanı uzattırmıştı. Anladın? Yani dolayısıyla bu vesvesemiz de oradan kalkar. Yesinler vesveseyi. İmanı yok. Yok sana ne? Çok mu üzüldün benim imanımdan? Diyorum yani. Bana diyor ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Abdestin yoktu. Çok mu beni düşünüyordu? Niye daha önce demedi namazdan önce? Sana ne? Yok ben abdestsiz kılıyorum. Abdestsiz de oluyor. Ne diyecek? O benden daha serseri diyecek. Bana nasıl gelecek şimdi bu şey namazda? Ana abdestin yok. Ben hiç kurcalamıyorum ki. Yoksa yok. Hakikaten yok. Ne yoksa yok, yapalım. Şimdi bu akşam buradayız. Bu anlattıklarımdan soru soran var mı? Ruhun dört özelliği var. Yazayım. Bak. Bir. Dört. Özelliği var. Yani mahluk olması için dört tane özellik takılmış. Tamam mı abi? Bir, iki, üç, dört. Söyleyip yazacağım kim şey var mı? Söylesin kim ne yazayım? Zi hayattır. Çok güzel. Zi hayattır. Zi şuurdur. Kanunu emridir. Vücudu harici sahibidir. Tamam. Bu dört özellikten arkadaşlar bu dört özellik hakikat diyelim takıldığı için mahluk olmuştur. Mahluk olmuştur. Yoksa ne denilir? Mec'ul denilir. Barla da öyle geçiyor. Bu dört tane özellik olduğu için mahluk oldu. Bu akşam inşallah bunların açılımına gireceğiz. Bu ders eski derslerin tekrar oldu. Buraya kadar. Tamam. Şimdi şuraya yazın, yazdıktan sonra buraya bir bakın, geçin ekrana. Onun dişe vuruşunu bir şey yapacağız. Şu alemler çok önemli. Bizdeki karşılıkları nereden takıldı, nasıl takıldı? O zaman ne yapıyor biliyor musun? Sizi dünyada daha hiçbir şey gözünüz görmüyor. Yani artık öyle bir farkındalığa geliyorsun ki. Artık dünya patlasa, yani şu savaş mı şeymiş, artık bir şey gözün görmüyor. Çünkü öyle ciddi bir varlık şuuru oluyor ki sende. Yani bize rağmen bu sistem çalışıyor. Ben nerede? Ben neredeyim? Yani şerit böyle gidiyor, hani yürüyen merdiven, sen de onun tersine gidiyorsun. Şimdi sistem böyle giderken, sistemleri, adam tersine gidiyor. Tamam mıyız? Peki, ilk önce şeyden başlayalım. Zişur, zişur başa koymuştuk değil mi? Yok, zihayattı.
zihayat, o zaman hangisinden başlayalım fark etmez diyorsunuz. Şimdi zişuur, şuur sahibi, şuur. Şimdi iki tane şuur var. Birinci şuur dimağa aittir. Dimağda. Ona gireceğiz. Dimağ. İkinci bir şuur. Üstad diyor ki ikinci bir şuurla diyor değiştiriyorsun meylanını. İki tane şuur var. İkinci şuur. Mesela bir şeye meylettin. İkinci bir meyille onu devre dışı yapıyorsun. O meylinde gerekçesi vardı birincinin. İkinci meylan onu değiştirir. Mesela ihlas, ben iki tane, Risale'de iki tane şey var, iki tane ikilik var. Bir, iki tane şuur var, iki tane ihlas var. Bir sır ihlas var, bir de ihlas var. Tamam mı? Şimdi ikinci ihlas kalptedir. İlk ihlas dimağa aittir. İlk şuur dimağa aittir. Dimağın bütünselliğidir. İkinci şuur kalbe aittir. Şuur imani. Şuur imani. Bütünsellik. Mesela şuurla hareket edenler var. Tabii. Birinci şuur. Adam diyor ki evet diyor Allah var diyor. Bu da hak peygamberdir diyor ama diyor bana niye gelme diyor. Şuurlu evet, kafir. Şuurlu tabii. Birinci şuur unutmayacaksın. Şuur iki tanedir. İhlas da iki tanedir. Mesela ihlası yapayım. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldin kardeşim, hoş geldin. Nasıl senin? İçim boşun diyoruz. Bu ihlas. Bu ihlas. İçiyle hoş geldiniz. Vay be, ne hoş, iyi ki geldi ya. İlk önce böyle ifade etti ama içinde de oh, rahatladım. Onda sır ihlas var. İçiyle dişi aynı. Şialarda ise iman esasının yedidir. Bir tanesi de takkiyedir. Olduğun gibi gözükmemek. Yani münafık olmak iman esasındandır. Allah. Evet. Çünkü olduğun gibi gözükmeyeceksin. Bunun takkiye. Evet. Hazreti Ömer boşuna dememiş. Eğer inandığın gibi yaşamazsan yaşadığın gibi inanırsın. Abi bazı filmler şey yapıyorlardı mesela Hazreti Ali'nin mesela muhtar diye falan. Hep fitne mesela şeyi evet. Var mesela. Hep. Şimdi zişurun açılımını yapıyoruz. Bakın oraya. Zişur, Latife-i Rabbani'ye şey yapmak için çizmem lazım. O zaman burayı siliyorum, burayı. Yazdınız mı abiler? Şöyle, şurayı artık neyse o. Bak şimdi. Latife-i Rabbaniye, Latife-i İnsaniye çizeceğim. Şimdi arkadaşlar, Ömer ne insan lan? Ömer'e benzedi. Bak şimdi, Ömer'e de öyle ya Ömer'e. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam mı? Şimdi şuradan. Kalp mi abi? Evet. Bu da kalp. Şimdi burası da Lüme-i Şeytaniye. Burası yazacağım. Lümme-i Şeytaniye. Burası vicdan. Burası Latife-i İnsaniye. Kalp için şey diyor abi, ayna-i samettir diyor. Eğer diyor içerisine başka putlar konursa Allah darılır diyor. Evet. Allah darılır.
Doğru. Şurayı genişleteceğimiz için şu çapını genişleteyim biraz. Bu muydu abi? Vicdan. Vicdanda ne vardı? Söyleyin. İrade, zihin, his, latife-i Rabbaniye. Tamam abi. Şimdi şeytan bu aleti vesvese diyor buna usta. Buna aleti vesvese. Aleti vesvese. Tamam abi. Şimdi burası itikat. Burası iltizam. Burası izan. Burası tasdik. Aferin. Burası taakkul. Gurur diyorum. Taakkul ezberlediğiniz için. Tasavvur. Çok güzel. Tebrik ederim. Niye tersten gittin bu sefer? Efendim abi? Niye tersten gittin bu sefer? Şeyden. Buraya yakın olduğu için. Hani aslında buraya yakın olacaktı da. Ha, aşağı mı koysak? Tamam. Doğru söylüyorsun. Tamam. Doğru söylüyorsun. Aşağıya koyalım. Yani işim öyle biraz kolay geldi de. Şurası tahayyül. Tasavvur. Taakkul. Tasdik. İzan. İltizam. İtikat. Öyle dersen böyle ders de olmaz ha. Ne demek biliyor musun? Abiniz zahirde de ders verense. Beraber sizin gibi dinliyor. Böyle olmaz. Gelmezler. Enanet müsaade etmez. Bak abiniz burada. Şimdi hatırıma getirdi de. Şuradan geliyor. Sizinle oturup ders dinliyor. Not al. Asrı en asrı. Ata binmiş koşturuyor. Sen ne yapıyorsun orada? Seyrediyor musun? Görebiliyor musun burayı? Görüyorum. Tamam. Yok görebiliyor musun burayı? Yani çok acayip bir şey. Allah isteyene veriyor. İsteyene ayet var. İsa Aleyhisselam'ın ayeti. İsteyene veriliyor. Verileni de verilecek orada. Tamam. Şimdi itikat arkadaşlar. Şimdi ne diyor? Latife-i Rabbaniye. Latife-i. Şimdi zişur şu. İki tane şuur var. Birisi şurada. Birinci şuur. Tamam. Birinci şuur. İkincisi bu kalbe ait şuur. İkinci şuur. Kalbin tasdik. Evet. Şimdi bu latife-i Rabbaniye şurası. Tamam mı? Zişur. Yani baktığın zaman bütünsellik derken aslında vicdanın bütünselliği geldiği zaman şuur oluşuyor. Yani irade ibadetullah. Bak şuuru yapayım bak. Vicdanı şöyle yapayım. Bak vicdan 1, 2, 3, 4. Bak seyrettik şimdi. Ne var? Ha, irade. Zihin, his, latife-i. Zihin, his, açılımını yapacağız. Latife-i Rabbaniye. Bunlar da, bak açılımlarına bak şimdi. Bunu hop ibadetullah şöyle aşağı doğru yapıyorum. Yok onu silelim artık. Tahtayı iyi kullanamadım.
Çünkü ona denk getirmemek gerekiyordu. İbadetullah, sonra marifetullah, muhabbetullah. Çok güzel. Müşahedetullah. Marifetullah, müşahedetullah. Bunu da basiret. Güzel. Elhamdülillah. Meyve vermeye başladı aslında. Allah'a hamdolsun. Sonra sayı. Güzel. Güzel. Allah'a hamdolsun. Sonra. Feraset. Allah'a helal olsun geldi. Kemal. Kemal. 2,5 saat şeyle geldim ha. Ya, ama helal olsun. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun ki muhatap olup da şey, bize de şerh veriyorsunuz. Şimdi bu vicdanın şöyle yapayım daha iyi anlaşılır. Eylemsel tezahürü bu enfusi içsel alem bu vicdanın yapısı. Biliyor musun? Şimdi ya şeytan nereye koyacağız? Yani şeytan bu kadar... yok burada. Yok, bu kadar bir sistemden var yani. Bir insanın bir şuur dediğimiz zaman ikiye ayrıldığı tasavvuru, tahayyülü, bu kadar şeyler var. Yani çok donanımlı bir varlık. Ama bir varlık geliyor, bloke ediyor. Tarif o kadar kolay ya. Bak şimdi, şeytanın bir şeyi yok, organ yok. Çünkü Allah Resulü diyor ki, girer çıkar diyor. Kanımızda dolaşıyor diyor. Şeytan gelir, kendisine en yakın olan, kendisi için tahsis edilen bir cihaz var. O da latife-i şeytaniye. Bu latifedir. Bitişik. Kalbe, kalbe yakın diyor. Şeytan kanda dolaşır gider gelir. Bize yapışık olan nefs-emmare var. Nefs-emmare nedir? Nefis ikiye ayrılır. Bir maddi nefs-emmare, bir manevi nefs-emmare. Maddi nefs-emmare şu. Şu dünya yüzündeki hayatın makineye koy, özünü al, hulasa yap, buzdolabına koy, dondur, beden çıkar. Bedensel haslar. Bu maddi nefsemmaredir. Manevi nefsemmare, tabiat, Kastamonu'da söylüyorum, his, heves, heva yok, his, heves, tabiat, damar, asab. Bunlar da manevi nefsemmare. Şimdi bu bitişik bizde. Gurur, kibir var ya falan. O bizde var. Zaten şeytan direkt sana şey yapmıyor. Bunları işletiyor. Şeytanın talebesi nefse mari zaten. Şeytanın bir organı yok böyle. Adam kanımıza, kanda dolaşıyor diyor. Yok yeri. Ne yapar ama ona ayrılan buradan öfle diyor. Bak buradan öflüyor. Buradan öfle diyor. Öfle. Kabul etmedi. Kabul etmedi. Atıyor dışarıya. Atıyor dışarıya. Attı dışarıya. Yukarıya çıkar şet. Şet bu. Kalbin kabul etmediği enkaz. Vesvese buradan. Şuradan bak şunu yapayım. Vesvese. Aa bak zatıyor. Yazıyor. Vesveseyi attı buraya. Vesveseyi atıyor buraya bak. Vesveseyi atıyor. Kalp kabul etmezse. İçine atıyor. Şetme döner. Sonra. Bak ondan sonra nereye oluyor? Bak. Ondan sonra geliyor. Şuraya bak. Tahayyül mü? Şuraya gelir. Şet. Şuradan alayım ben mavi yapmıştım. Şet geliyor. Buraya atıyor. Şet. Ahlaksız sözler. Şet geliyor. Buraya atıyor. Tahayyüle atar. Sistem bildiğin zaman ne kadar kolay ya. Sen eve gidin bırakın başına. Meşgul olma işte. Okula git evlen şöyle yap böyle yap. Bu adam ilk önce içeriye attı. Rahatsız oldu. Vicdan ne diyorsun ki ya? Rahatsız oldu. Rahatsız olunca o ne demek biliyor musunuz? O rahatsız olman. Bil ki
Vicdanen şu anda bir rahatsızlığım var. Bir şey atmış, şeytan ona alttan kroşeyle kalp dışarı attı. Atıldı, dışarı attı, atıldı, dışarı atınca onunla sana yansıyan... O zaman imanın alameti midir? Tabii. O sıkıntı. Tabii. Çünkü vicdan, şu vicdan var ya küçük bir yer. Haşir meydanın küçültülmüş modelidir. Herkes haşir meydanında ne hesap geleceğini uyanık vicdandan bilir. Bana ne hesap sorulacağını çok iyi biliyorum. Çok iyi biliyorum. Aşağı yukarı %90'ı biliyorum bana ne sorulacağını. Herkes biliyor. Uyanık vicdana sorsa cevap verir. Peki soruyorum. Yatarken vicdanınız rahatsız olmuyor mu bazen? Hemen yatma, otur ve kime ne yaptığına bak. Şansı kusurlara Allah o kadar bakmıyor da kul hakkı ne yaptı? Hani şansı kusurlarına sebapla ödeyebilirsin. Kul hakkını şansı sebapla ödeyemezsin. Böyle yatakta otur. Hani şeytan çıldıran şu. Ulan sabahtan akşam uğraştım. Bu adama birkaç tane koca bir günde günah dedim. Onu da yatarken istiğfar etti. Allah da sildi. Çıldırıyor kafayı, yiyor. Şeytan orada yiyor. İstiğfar edince. Eğer vicdanı sahip bir şey yapıyorsa Osman, böyle rahatsız ediyorsa, gözünü kapa, dön güne. Nerede, kime ne yaptı? Eğer bir kul hakkı varsa hemen vasıtlı bir telefonda bir mesaj gönder. Hakkını helal et. Bugün kız iş yaptın. Ondan sonra ona da dua et, kendine de dua et. Yani vallahi insan çınar ağacının bir çekirdeği çınarı içine alıyor ya. Allah'ın dışında yaratılan bütün alemler bizde. Allah hepsine şahit olursun. Uyanıp böyle şey. Fazla değil ya, fazla şey değil. Bu derslere şöyle gözünü kapat. Mesela isterseniz bir deneyin. Şimdi deneyebilir miyiz? Bak kapatın. Ben de kapatıyorum. Kapat. Dediğim kadar açma. Şöyle vicdanınızı bir dinleyin. 10 saniye, 15 saniye ben tamam diyene kadar başlayacak, konuşmayacak. Başladı. Bakayım sıkıntı var mı? Tamam. Bende hafif var. Beşiktaş'ta ehliyet değiştiriyorduk. Oradaki memur benim işimi yapıyordu. Bakarak mecburum. Muamele yaptık. Rahatsızlık verdi. Ve istiğfar etmemişim herhalde ki rahatsızlık temizlenmemiş. Bak. Yaptı ya. Bak bu hiç aklını şey yapmıyorsun. Bak hemen tak ibre gidiyor. İnan ibre gidiyor. Başka? İnan yok. İbre ona gitti. Ehliyet değiştirmek için gitmişti. Ve oradan geliyor. Siz de görürsünüz. Rahat hem de. Haşir'de bunu bana soracaklar. Ciddi bir gerekçem olması lazım. Ve ihtiyarla da düşmemişsin. Ya. Ben de şeyden rahatsız oldum. Şimdi sen geldin, tam sınıfı hazırlayamadık. Ondan rahatsız oldum. Olursun. Yakar. Yakar. Mesela İrfan Çatısı'na derse gideceğim. Gündüz 12'de telefon ediyorum. Projektörü ayarladınız mı? Tamam abi. Duvarınızda şey var mı dedim. Tahta. Yoksa getireyim. Abi kalem silgiler de var mı? Var. Tamam tamam. Gidiyoruz. Ne tahta var ne projektör çalışıyor. Ve onun üzerine kurmuşum dersi. Neyse tahta bir yerden buldular. Öyle. Kalem de idare ettik ama. Ve ilginç de bir ders çıktı. Yani de var ya. E tabi sonra arkamdan aradılar bilmem ne yaptılar. Niçin arıyor? Aslında bunu kastetmiyorduk falan. Bana şey, özür beyan etmeyin. Şahsi manevi sizi affetmeyecek. Asla. Ben helal etsem bile Kur'an onu affetmeyecek. Yani ben ah çektim ya. Yani bana değil, ben sana estağfurullah bir şey olmaz deyince vicdanen rahatlayacak mısınız dedim. Dedi ki hayır dedi.
Demek ki birisi sizi sıkıyor. İşiniz onunla sizin. Bana soracak gittin mi? Ona soracak ki niye böyle yaptın? Herkes ayrı soracak. Bu cümleyi de söyleyeyim. Alimlere niçin demedin, niçin anlatmadın sorusu sorulmadıkça avama niçin bunu yaptın sorulmayacaktır. Hadis-i şerif söylüyorum şimdi. Oradan çıkarttım. Bu benim çıkarttım. Hadiste şöyle. Alimler bozulmadıkça halk bozulmaz. Millet bozulmaz yani. Eğer bu ahir zaman insanlar bozulmuşsa alimler bozuk. Ne olursa olsun sen damandan yılmayacaksın. Bir kişi dahi olsa. Kilometre, günlerce, saatlerce ömür versen o yolda, işte onu insanları yetiştirme adına hiç üzülmeyeceksin. Anladınız mı? Aç da olacaksın. Susuz da olacaksın. Ama asla davandan dönmeyeceksin. İnşallah başka manaya vermeyeceğinizi söylüyorum. Ben bak sabahtan beri açım ha. İnan açım. Aşiniyet sokacak. Açım. Ve çekip bir yerde yiyebilirdim. Ama asla. İşim var çünkü. Yemeğin bir sebebi lezzettir. Yemekten lezzet alabilmeniz için çiğnemeniz gerekiyor. Oturup sohbet etmeniz. Yemekten lezzet alacak zaman da yok. Yani çiğne lav 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 mı gönderiyoruz? Niçin anlatıyorum? Hepiniz gelsiniz. İdealist olacaksınız. Allah bunları bedava vermiyor. Vermiyor. Gayret edeceksin. Yılmayacaksın. Ben yapamam dersen kendine en büyük ihaneti yaparsın. Ben beceremem. Ben kafam basmıyor. Yalan söylüyorsun. Seni hangi yalan söylüyor? Bu yalan söylendiriyor. Benim ben şimdi de söylüyorum. Zeki insan değilim. Ama akıllıyım hamdolsun. Vahye bağlamak nispetinde şey. Zeki değilim. Saf trik bir şeydik zaten. Ya bu iyi niyetle derdi annem babama. Bu iyi niyetle bu adam. Bu nasıl bu çocuğumuzu şey yapacak ya? Bu elinden herkes ekmeğini alacak ya. Derlerdi. İnşallah bu da bir, ayrı bir ders olmuş. Yılmayacağız kardeşler. Ne olursa olsun. Bu da vicdan dersi. He. Vicdandı ya. Ne olursa olsun. Ayrılmayacaksın davanda. Her şeye rağmen. Yalan konuşmayacaksın. Dürüst olacaksın. Vefalı olacaksın. İhanet etmeyeceksin. Kimseyi bilerek nefsin için aldatmayacaksın. Yapmayacaksın. Allah da verecek. O gerisi de Allah'a. Bak bunlar verilecek şey. Demek bir şey yapmışsın ki Allah veriyor değil mi? Nedir? Hiçbir şey yaptım yok. Gayret. İstek. İsrarla isteyin diyor Peygamberimiz Aleyhisselam. İsrarla istiyor. Oturuyor masaya. Şimdi masamda iki tane dosya var. Kelam, kader. Kafam önümde de ev etna. Ev etna'yı araştırıyorum. 53 yaşında. Bir elimde yağ, bir elimde bal, altınlı araba, bu kadar insanlar da var. Gezebilirdim diye. Ama ev etna'yı bilmiyorum daha. Ona uğraşıyorum. Bilmiyorum. Ha lügatını söylüyorum. Bilmiyorum. Tanımlayamıyorum kendimi de. Çünkü ömür bitti ya, bitiyor. Evet. Hadi bakalım, bismillah. Şimdi Latife-i Rabbani'yi şuraya bakar mısınız tahtaya? Maalesef. Şu Latife-i Rabbani'yi gördünüz mü abi? Şimdi dönün bu tarafa. Neredeymiş? Tamam. Ruh buradan kendisini... Çünkü Latife-i Rabbani demek, iradenin ibadetullah ile, eylem ibadetullah. İçsel alem basiretini geliştiriyor. İyi dinleyin. His, marifetullah dirayetini doğuruyor içsel. Ama zihin var. Zihin dimağdan alıyor. Dimağı oluşturuyor. His, marifetullah ferasetini oluşturuyor. Marifetullah, muhabbetullah. Muhabbetullah olacaktı. Muhabbetullah olacaktı. Muhabbetullah
Onda ne oluşturuyor? Nasıl anlaşılır mabet? Mabet nasıl anlaşılır? Senin hissin çalıştığına mabetullah nasıl anlaşılır? Ne diyebiliriz? Sevgi. Nasıl anlardık? Yani bir insanda muhabbetullah yani hissi aktif olduğunu, muhabbetullah olduğunu nasıl anlarız? El hubbu fillah vel buzu fillah. Allah için dost, Allah için düşmanla çalışır bu. Mesela adam diyor ki, şeriatta bu zıt. Yani bu zıt. Yani bunu içme karamdır. Adam diyor ki hizmettir iç. Allah diyor ki yapma. Adam diyor ki yap. Eğer Allah'a muhabbetiniz varsa Allah'ın dediğini yapacaksın. Eğer Allah'ın dediğini kesin bildiğin halde hala hocam, şeyhim, işte abim şuyum buyum bir bildiği vardır deyip onun dediğini yaparsan senin sistem hiç çalışmıyor. Peki bundan aşağı çalışıyor mu? Evet, iraden çalışıyor. İbadetin var, namazın var. Zihnin de acayip, papağan gibi konuşuyorsun. Fakat buradan, unutmayın bak, buradan aşağıya kesildi, koptu. Otomatik olarak bu çalışmayacaktır. Bitti. El hubbu fillah ve el buzu fillah. Yani edille-i şeriye yoksa, dinin ölçüleri yoksa, dinin ibadeti fiil. Burada fiil yok. İtikadı şeyler bu. Bu da marifet, ilmi. İtikad şeyleri bu. Eğer edile-i şeriye hayatında rehber olursa, sünnet-i seniye rehber olursa, bir bildiği vardır Resulullah'tır. Ahmet'in, Mehmet'in bir bildiği yoktur. Bildiği varsa bilineni söyler. Ondan başka bildiği yoktur. Çünkü Allah vardır. Allah'a karşı başka bir şey koyarsak, muhabbetullah yoktur. Ondan feraset de yoktur. Hep hayatı tökezleyecektir. Diyelim ki bu oldu. Buradan aşağı olmaz. His bu da oldu. Latife-i Rabbaniye bu üçünün ibadetullah, marifetullah, muhabbetullah ile çalışan bir sistemdir. Latife-i Rabbaniye zişur. Latife-i Rabbaniye burası. Ne olur? Kemalat olur. Dördünü bir insanda şey yaparsan enfus alemini inşa eder. Enfus, içsel alemini inşa eder, oluşturur. Tamam mı abi? Abi yani üçünü de içine alıyor değil mi o zaman? Yani hangisi? Evet, üçünü de içine alıyor. Mesela adamın ibadeti yok. Latife-i Rabbani nasıl çalışacak? Peki Latife-i Rabbani çalıştığına ben yapayım. Nasıl? Çalıştığına herkes baksın. Kendisine. Latife-i Rabbani bakayım çalışıyor. Test ediyoruz ha. Ben bunları hayatlarımda kendim iş yapmaya çalıştım. Tespit ettikten sonra kendim uygulamaya çalıştım. Şey söyleyeyim. Buhari Hazretleri sahibi, Buhari Hazretleri cumartesi hacamat olmayın ensede. Cumartesi olmayın. Helak olursunuz hadisini işitmiş. Yani rivayetler birkaç tane olduğu için sahih midir değil midir şüphe etmiş. Ama ciddi insanlardan duymuş. Fakat şu hadisin doğru olup olmadığını test etmiş. Cumartesi hacamat olmayın, helak olursanız sebebi sizsiniz diyor, ölürsünüz. Gitti cumartesi hacamat oldu kafada. Ölüm sendromuna girmiş ve Resulullah'ı görüyor. Benim diyor sözümü duymadın, niçin cumartesi oldu? Ya Resulallah, o sözün doğruluğu için hayatımla test et. İki üç tane sahabe ama tam metin olmadı. Hepsi yuvarlak manada aynı şeyi söylemişler. Ama tam metin istiyor. Üç kişi. İttifak edersen sahih oluyor. Yani şüpheli de değil ama bu kalitede olsun istiyor. Oysa 11 bin hadis ravisi bize 1000-2000 tane hadis veriyor. O kadar şey yani. Öyle hatırlıyor. Resulullah diyor ki aleyhissalatü vesselam, niçin yaptın sözümü duymadın? Ya Resulallah, bunu hayatımı test ettim. Seviniyor Allah Resulü. Sıvaz diyor, kalkıyor düzelmiş. Şimdi niçin anlattım onu? Latife-i Rabbaniye sizde çalışıp çalışmadığını şimdi bakacağız. Ömer sen kaç yaşındasın? 18 abi. 18.
Düşük olan var mı? 17 var abi. 17 kim? Sen. Tamam. Latife Rabbani bu yaşta bakayım çalışıyor. Korktuk. Ya çalışmıyorsa şimdi? Çalışamıyor. Çalışmıyorsa çalıştıracağım şimdi. Tamam. Burada oturduğuna göre. Peki. Namazda. 4-3 tane şey söyleyeceğim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vicdanınıza da. Namazda her daim değil. Bazen böyle güzel bir huzur oluyor. Tatlı hal. 2. Kur'an okurken hayır. Peki ders dinlerken bazen böyle mest olmuyor musun? O Latife-i Rabbani çalıştığına delildir. Mesela bak. Namazdayız. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Tatlı hal olması Allah ayan oluyor. Allah kendisini sende ayata ayyum ve teşahhus ettiği için bu ne demek? Latife-i Rabbani Allah'ı görüyor. Hazır olduğu için Allah huzur oluyor bizde. Huzur oradan geliyor. Allah hazır olmasa, sana tayin etmese sende huzur olmaz. O ne demektir? Namazda böyle tatlı olması aralıyor, memnun olmaz sende. İşaret oluyor. Anladın mı? Mesela bir namazdasın Ömer. Elhamdülillahi Rabbil alemin. En çok şeyde olur şu ayette. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. Bunda. Çünkü oraya gelene kadar üçüncü tekil şahıs. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Ben sen o alim. Errahmanirrahim. O Rahman ve Rahim'dir. O. Maliki yevmiddin. O ahiret günü sahibidir. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. Birinci, nabiz. Cem ama vücuttaki zerreler bütün bize vesaire. Mahtaba zamir oldu. İyâke. İşte oraya kadar gaybane iman. Ondan sonra haziran oluyor. Ayet-i Kübra'nın birinci mertebesi buraya kadar. İyâke nabuduya kadar. Ondan sonra gayban şeye, huzurane oluyor. Şimdi böyle tatlı olunca sen de Latife Rabbani çalıştığını alamettir. Bu nedir? Allah ayağın oldu. Peki bu ne demektir? Allah'ı görmüyoruz diyenin suratına şamar vuracaksın. Allah gözükür de sen görmeyi, kör olası cehalet görmeyi göze indirgediğin için, kulağa indirgediğin için, buruna indirgediğin için görmüyoruz diyor. Soruyorum sana, annen dese ki şu yemeğe bir baksana, gözde görebilir misin? Şu bu resme baksana deyip de kulağını götüren var mı? kokuyu göz götüren var mı? Yok. Her bir hakikatin bir gözü vardır. Şekiller ve renklerin gözü gözdür. Seslerin gözü kulaktır. Seslerin, kokuların, tatların, dokunmanın. Latife-i Rabbani neydir? Allah'ı görme özelliği. O latifesidir. O Allah'ı görüyor. Ama görmeyi göze indirgedi. O zaman ben de diyorum ki kulağı da yemek yedir. Kulağı da koku koklattır. Kulağı da seyrettir. Kulakla seyret. Ustad 26. lemada diyor ki ben bunu diyor gözümle değil kulağımla görüyordum. Kulağımla değil gözümle işitiyordum diyor. O Ermeni şeylerini anlatırken. İşte değil mi? Gözümle işitiyordum. Allah'ı görme neresidir? Latife-i Rabbani. Peki yapma kalemini. İyyâke ne'abüdü ve iyyâke nesta'in. Hoş bir tatlı olmuyor. Latife-i Rabbani. Vallahi ben denemek için yaparken bile lezzet alıyorum. O mod gidiyor direkt. Bu ne demek biliyor musun? Allah araladı. Namazda oluyor mu Ömer? Bir şeyler var mı? Bazen olmuyor mu? Burada riya olmaz. Olmasa zaten burada aylarca, senelerce duramazsınız bu kutuda. Bu dağın tepesinde.
gidersiniz, sevdalık yaparsınız. O yedense kişiler dışında. Ne işiniz var? Sizdeki o ruh olmasa bizi buraya celbetmez. 3 saat yola geleceksin. Ya ama ve lezzet alıyorum. Lezzet aldığıma, keyif aldığıma halim görüyor. Gösteriyor. Niye? Sizdeki o cezb var. O sen Latife Rabbani çalıştığını olmasa bunu yapamazsın. Burada sıkılırsın. Yapamazsınız. Hani ne kadar iftira ediyorduk. Ne diyeceğiz Allah'ın yüzüne? Allah'ı görmüyorduk. Ya kim demiş? Nasıl bir iftira? Allah gözüküyor. Ehl-i sünnet ve cemaatin itikadı. Allah gözüküyor. Zaten sünnettir miraça gitmek. Allah rüyetine, kelamına ve rüyetine mazhar olmak. Sünnet değil mi? Zaten dünyada yaşayan herkes görüyor Allah. Bir huzur olmuyor. Coşkunluk olmuyor. Nedir o peki? Hazır olduğu için huzur oluyor. Peki. Zişur dışarıya çıkıyor şimdi. Zişur Latife-i Rabbaniye. Niçin Latife-i Rabbaniye dedi? Bütünselliği cem ettiği için. Şuur bütünselliktir. Bak bir daha. Tahtaya bakar mısınız? Mouse'a bak abi. Ruhun 4 asasından bir tanesi nedir? Şu. Dışa çık. Bak dışa çık. Latife-i Rabbaniye. Latife-i Rabbaniye ne? Gel buraya. Vicdanın, ha bak. 4.'sü. Yani 3'ü çalışınca eylemde bu gözükür, içeride bu gözükür. Eylemsel anlatıyorum dersi veya gayret ediyorum. Yaşayan. Peki bir insanın ibadeti varsa basireti var. Basireti kapanmıyor. Kapanmaz. Derecesine göre. İbadet deyince namaz değil ha. Namaz niyaz değil ha. Ubudiyet yani. Ubudiyette biliyorsunuz 3'e ayrılıyordu. Allah Allah. Garip garip. Bak şimdi. Basiret, ubudiyet. Bak. Ubudiyet 3'e ayrılıyor. 1. Şimdi seyredin bak abiler. İbadet. 2. Terkler. 3. Ad. Fakr. Noksan. Kusur. Bak görüyor musunuz? Ubudiyet namaz niyaz değil. 3 kategoride alınır. 1. Namaz niyaz oruç. Ölünce biter. Ama ubudiyet ölünce bitmez. Çünkü Halik kul ilişkisinin adıdır. Mahluk olduğumuz biter mi? Bitmez. Terkler nedir? Dima bu. Şöyle diyeyim. Kalbi çalıştırır. Kalbi. Bu dimağı. Bu ruhu çalıştırır. Bu çok önemli. Senelerce uğraşsan bulunacak şeyler. Bak bu diye ibadetle kalbimiz çalışır. O terk edemediklerimiz var ya böyle. Muptela olduğumuz, cep telefonu, oyunlar, internet bilmem ne, işte genç olduğunuz için isim vereyim, işte kızlarla dolaşmak değil mi? Ve mektebede gidiyorsunuz. Bu terk. Terkiniz olursa dimağınız o kadar çalışır, kafanız çok iyi çalışır bu işlere. Terkleriniz yoksa boşuna bu işlere girmeyeceksiniz. Terk. Bak girmiyor ya. Ne anlatırsan anlat, kafa basmaz. Terk. Ruması bak, kalp, dima, asfak, noksan kusurunu deruhte ederse ruh çalışır. Bunu da peki halet nasıl olur? Bu diyet haleti. Bu cem olursa şuna bakın şimdi. Haleti ruhiyesi nasıl olurmuş bak. Haleti ruhiyesi. Bu insanın haleti ruhiyesi nasıl olur?
nasıl anlarız? Bunlar çalıştığını. Hep tatbikatlı ya. Kod isimleriyle, harfleriyle yapıyorum. Ham. Ham. 81 şualardan söyleyeceğim. Ham ne demek? Şunu yazayım da. Havuş mu? Ayna darlığını bilmemek. Seksen bir açar mısın? 81. Ayna darlığını bil. Ayna darlığını bilmemek. Allah'a ekber. Şualar 81 açsın. Ver bak şimdi. Açsın şey. Subhanallah. Kod yaptı ki ezberleyelim diye. En üstte. Buldun mu? Oku bakayım. O hatıra gelir. Haksız temelluk. Sen bulana kadar. Haksız temelluk. Temelluk. Aynı dağını bilmemek. Ötekisini şey yap. Haksız temellük, aynı dalını bilmemek. Ve mevhumu muhakkak bilmek. Mevhumu muhakkak bilmekten. İleri geleninde. Gelen. Vücut rengini ve suretini almış bir adem. Vücut rengini rengini almış bir ademdir. Evet. Yani haksız temellük yaparsa, ayna darlığını bilmezse, mefhumu muhakkak bilmekten gelen, mefhumu neydi? Mefhum? İleri gelen vücut rengini ve suretini almış bir ademdir. Ademdir. Yok olur. Haksız temellük eder, benimdir der. Benimdir der, değildir. Tamam. Şimdi zişur. Buraya kadar, bak bu da böyle gözükür. Bu değildir. O ham şey için ezberledik öyle. Kolay kalsın diye. Şimdi dışarıya çıkıyoruz. Bak şuradan. Latife-i Rabbani gördük mü zişur? Ruh. Ruhta şu. Ey ruh. Ruh. Bu dima. Bak şunda ilişkisi var böyle. Gidip gelmeler oluyor. Başlık olarak ne desene sana buna? Buna mı? Konu başlığı atıyorum da ben böyle. Yani ha konu başlığı. Konu başlığı atıyorum. Şurada ha, konu başlığı öyle bir yazıyorum da. Ruhun zişur zuhuratları. Zişur yönü. Ruhun dört özelliğinden biri olan zişur hakikatinin dışa vuruşları. Tamam mı? Şimdi zişur Latife Rabbani ile kalp bütünlüğü buraya toplanır. Kişi. Müşahadetullah ya. Bak bunu cem ettiği için. Çünkü bu öz. Onun için şuur burada öz olur. Adamın şuurlu olduğunu ibadetten. Adamın şuurlu olduğu marifetten. Adamın şuurlu olduğu muhabbetten anlaşılır. Tam Latife-i Rabbani ile olur. Yani öyle riyakar şeylerle o Latife-i Rabbani çalışmaz kardeşim. Zemberek zişur olduğu için onu koydu. Peki, dışarıya çıkıyorum. Daha dışarıya, Latife'ye çünkü kargas yapıyoruz. Latife-i Rabbani'nin daha dışarıya çıkışı bakar mısınız oraya? Bakın, ne var? Emrin ismi, emri itibari. Murat abinizi çok alakadar ediyor. O da şuradadır. Tasavvurdadır. Tasavvuru yapıyorum şimdi.
Bak bu tasavvur. Tasavvur temelde ne var? Bir, vahidin kıyası. Tasavvurda zan var, şet var, şet var, vehim var. Ama bize bu lazım. Latife-i şey, emrin ismi emri itibari. Tamam mı? Şimdi bunu da bölüyoruz. Şerhi çıkartıyoruz. O kuraldan çıkmayayım diye, detaya girmeyeyim diye bakıyorum. Bu da ikiye ayrılır. Bir, emri nisbi. İki, emri itibari. Tam burada duracağız, daha çıkmayacağım dışarıya. Şimdi ne demek emri nisbi? Emri itibari ne demektir? Şimdi ilk önce emri nisbi'yi söyleyeyim. Oturarak söyleyeyim. Şimdi böyle bir radar gibiyiz. Dışarısı herkesi değişen umumi dünyayı benim hususi zannediyor. Oysa umumi dünyadan husus bir dünyası var. Büyüktür, küçüktür, kadındır, erkektir, doğrudur, batıldır, haktır, hukuktur. Hepsi dış dünyada içeriye alma özelliğimiz emri nisbidir. Mesela sığıra git Kur'an oku. Kur'an Abdülsamet okusun gelsin. Bizim kemençe çalın, türkü söyleyin. Sığır bozulmaz da düzelmez de. Çünkü emri nisbisi yok. Gerçekleşme durumunda olan iş yani. Evet, yani dışarıdan alma özelliği. Lugata takılma. Emrimiz. Diş mesela diyelim ki şu bina nasıldır? Abi gökdelen. Kaç kat lan? Abi 70 kat. Falan. Veya 70 metre. Ama adı şey değil. Levent'teki kaç yüz metre ya? 300 küsür metre. 300 küsür metre gökdelen var. Ona kıyas edersen gece kondu. Peki bizim o 70 metre yüksekliğindeki şey burada gece konduları mahvetti değil mi? Hepsini ezdi. Ha bu nedir? Dış dünyanın dokunma. Çocuklar olsun benim hoşuma gidiyor. Melodi gibi geliyor. Biz kurslarda büyüdük. Şimdi dış dünyada büyüktür, küçüktür, soğuktur, sıcaktır, taştır, soğuk. Bunları tanımlayıp içeriye alma özelliğin emrin ismidir. Tamam mı abiler? Bu dış dünyadan aldın. Bak şimdi. İçeriye aldın mı? İçeride onları keserim, biçerim, kaynak yaparım, yapıştırırım, boyarım, siyahı beyaz yaparım. Fani beka yaparım. Bekayı fani yaparım. İhtimam veririm, vermem, değer veririm. İçeride o dışarıdan aldıklarımla içeride alt üst ediyorum. Neyle? Şunla. İyiydi. Bu vahidi bir kıyası bir. Bir malzeme. İki, vehim. Üç, şetm. Dört, şüphe. Beş, zan. Altı, ahlak. Niyet. Nazar. Bunlar yeri değil de sureti bunlar. Bunlar şöyle diyeyim. Suretler. Hakikatları değil. Suretleri. Asılları kapte. Tamam mı? Şimdi sevgili arkadaşlar bunu oluştururken dikkat buyurun. Bunu oluştururken bundan beri geliyor. Yani buradan söyledim. Buradan aktarma yapıldı mı abim? Dışarıdan aldı. İç dünyamızda düşünce potansiyeli bu. Fabrikası. Kesiyorum, biçiyorum, döküyorum, yapıştırıyorum. Buradan aldım. Beyimden aldım.
şetimden aldım, şüpheden aldım, zandan aldım, bunlardan da aldım. Burada yoğuruyor. Yoğurur. Hem de nisbilerini oluşturur. Bir dünya. Ha, senin umumi dünyadan, hususi dünya bu. Kültürdür, gelenektir, örftür. Bunlar katkı sağlar. Çevredir, manzaradır. Tamam mı? Emrin ismi, emri itibari bu. Peki, dışarıya çıkıyoruz. Bunun kaderle olan bağlantısı. Tabii aşağı iniyoruz. Daha şey. Hani emri itibari malzeme topluyor gibi emrin ismi. Malzeme topluyor değil de, o malzemesiz de çalışır. Çünkü içeride bir sürü şeyler de var. Üretken insandır. Ama emrin ismi esas malzeme bu oluştur. O zaman içeridekiler hani bu vehimdir, şüphedir. Biz nasıl düşünüyorsak dışarıya çıkış halinde öyle mi oluyor yani? Allah bile diyor ki benim diyor, benim senin dünyanda. Ben nasılım? Sen nasıl zannediyorsan ben öyleyim. Yani bizim zannımıza göre şekilleniyor. Allah da öyledir. Koca Allah. Diğerlerine bak konuşmuyorum. Allah zannımıza göredir, bizim ama Allah'ımız. Mesela şöyle diyeyim. Abdüsamet'ti değil mi? Evet. Abdüsamet. Allah deyince sen de adalet, hapis, ceza, cennet, yani bilerek ama cevap vermeyebilirsin. Şey yapma, fiili tezahür. Cevap vermeyebilirsin. Allah deyince hepinize soruyor. Hasesen sen cevap alacaksın. Allah deyince sen de hemen ama iradeni kullanma. Hemen hissini söyleyeceksin. Cehennem, adalet, hesap. Tamam mı? Öyle insanlara hükmeden şey yapan, böyle adaletli şey yapan. Yoksa böyle merhametli, şefkatli, böyle hacı ya, böyle toleransın davran. Hangisi, hangi Allah hatırına geliyor? Şu an ne geldi biliyor musun? Ne geldi? Hem her şeye hükmeden, hem de her şeyi böyle affeden, bağışlayabilen... İkisi. Ortada. Şimdi aslında Allah deyince biz de korkuluyorsa Allah değil o. Bizim alemimizdeki duygulardır. Allah'ı böyle tanıyoruz demektir. Bizim alemimizi oluşturandır. O öyle değil o. Bizim hep sanımız. Allah deyince hep şefkattir, merhamettir, böyle anacıyandır ama amelin yoksa şeytanın aldatmasıdır. Amelin yoksa. Amelin var, hayatın düzgün, merhamet, şefkat, böyle af hatırına geliyorsa Allah o Allah namı altında, Allah aynasını aslında kendini seyrediyorsun. Senin alemin maşallah böyle lütuflarla, aflarla mükemmel bir yola girdi demektir. Yani aslında Allah deyince insan hatırına gelen şey Allah değil, bizim zanlarımız. O zaman ceza meza geliyorsa hayatımız sorgulanmalı. Amelimiz varsa tabii normal. O zaman nasıl inanıyorsa görecek. Evet, yani aslında o bu tür şeyleri çok telkin almışız yani. Ama eğer amelin varsa, amelin yok da, bak şeytanı da göstereyim size. Amelin olmadığı halde Allah deyince ne hatırlıyorsun? Merhamet, şefkat, ya affediyor. Bu şeytanlıktır. Bu şeytanın aldatmasıdır. Kur'an'ın açık ayetidir. Evet. Sizi aldatmasın. Eğer amelin istikametli ise hayatın, Allah merhametli şey ise ruhun inşa oldu demektir. Çünkü niye? Kalpte haf ile reca var. Korku aklidir, haf kalbidir. Akıl hakim demektir. Şimdi oraya bakar mısınız? Emri nisbi konuştuk. Meylan ve tasarruf. Meylan ve tasarruf. Meylan ve tasarruf arkadaşlar. Burada. Herkes de farklı. Latife insaniyede. Meylan. Niçin meylan ve tasarruf? Maturidi'ye göre, tamam? Meylan, Eşari'ye göre tasarruf. İkisi aynı. Nedir o? Burada.
Bak buradan buraya geldi. Latife-i İnsaniye 263 parlana çok güzel anlatıyor. Biraz merak ederseniz Latife-i İnsaniye'de bir dersimiz var. 1,5 saat. Hollanda'da. İki tane var. Ha, iki tane var. Hollanda'da yapılmış bu. Buradan şeyi Allah rahmet etsin. Ali Uçar abi bak vefat etti. Bak adam gayret. Adam durmadı. Şimdi dinlensin. Hak ediyor. Orada spor kompleksini satın aldı. Yönetim binasını dershane yaptı. Basket sahasını dershane yaptı. Orada konferans, orada ders yaptım. Konferans diyeceğim çünkü ana baba günü ya. Diyeceksin ki abi Hollanda'da bu avamda yıkanmış yıkanmamış internette görmüş görmemiş herkes YouTube'da görmüş gelmiş. Latife insanı ne anlar? Anlayacak. Anlayacak. İlim senin sevineğin inmeyecek. Sen çıkacaksın oraya. Anladığı yeter. Anlamadığı da ders oluyor. He? Anlamadığı da ders oluyor. Çünkü seviyesinin düşüklüğünü fark ediyor. Anlıyor. Gayrete geliyor. Aynen. Çok güzel. Şimdi şey dedi ki Mehmet Hoca Cahil'in dedi ki biliyorsun Süleyman'cı. Evet. En büyük. En büyük. Ama ne mutavaz adam. Bir cemaat mensubu ve en önde. Devamlı gelirdi senin dersler. Evet hatırlıyor musun? Evet. Cemaatin son tepesi. Rize'de son tepe adam. Ve her karşıki Sahil Camii'nin imamı. Sahil Camii ana baba günü ya. Onu dinlemek için ta teyip meyip getiriyorlar nereden. Her çarşamba günü dershanede. Ve not da alıyordu. Bir ders yaptım Şecere Şirkat. Yansıtıcı. Hani yapmıştım ya size gösterdim. Oturdu. Kaptan Paşa'daki Muhammed Hoca. Kur'an kursu. Değri Hoca. Bilmem hocalar çok geliyor. Şerifli'nin imamı, bilmem neyin imamı, merkez imamı falan. O gelince herkes dinledi. Dedi ki, Hasan Hoca dedi, bitti. Hiç unutmuyorum. Şimdi... Emin Hocam. Bu derste dedi, gayen neydi dedi. Ben dedi, Arapça hocasıdır. Mesleği Arapça hocasıdır. Ben dedi, hiçbir şey anlamadım bu derste. Ama ders biter biter. Fakat içim acayip kaynıyor. Duramıyorum ama hiçbir şey anlamadım. Dedim hakikaten hocam anlamadın mı? Muhammed Hoca dedi ki korkma. Evet Hasan kardeş dedi. O da benden. Evet dedi. Ben de hiçbir şey anlamadım dedi. Değerli Hoca vaziyeti düzeltmeye çalışıyor, beni kurtaracak. Ya anlarsınız, bir anda her şey olmaz falan dedi, tamam mı? Şimdi dedi ki, şerif oldun. Malum, hiç pervası yok. Dedi ki, hafızlar reisi kuran. Vallahi ben hiçbir şey anlamadım dedi. Hocam dedi, Değerli Hoca, boşuna şey yapma dedi. Bundan anlayan kimse de olacağını zannetmiyorum dedi. Hepsi şey yaptı. Ondan sonra çıktı. Her şey çıktı, gizlisi yok ya. Dedim ki elhamdülillah. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Maksadıma vardı. Emin Hoca dedi ki senin maksadın bizim anlamamamız mı? Evet hocam dedi. Haddimizi bilecek bir ders olması lazımdı. Bilmediğimiz şeyler de varmış meğer. Din adına. Eğer maksadın buyduysa maksadına vardın dedi. Hakikaten buydu. Çünkü çok hep onlar geliyordu. Yani hem Risale-i Nur'un batın tarafını zahire aynı şey işte böyle şey tem şey nasihat iki tane asker varmış böyle tamam mı? Nasihat. İşte en büyük mucize sadelik içinde harika oluşudur. Kur'an'da böyle. Aa böyle bir adamı devirecek gibi geçiyor. Ama kalkarsan olmuyor. Bunlar Risale'deki tabirler tabirdir tamam mı? İçi batındakinin nüfus kağıdı gibi. Nüfus kağıdı mesela, buldunuz benim nüfus kağıdımı. Cilt no, sayfa no. Tamam. Peki beni tanıdınız mı? Hayır. Varlığımı anladınız. Böyle bir adam varmış. Cilt no, sayfa no, hane no, anne, baba, doğum vesaire. Peki tanıdınız mı benim ruhumu? Yok. İşte lugat bu. Ama bak görüyorsunuz. Latife-i İnsaniye'de hem teneffüs ettiriyorum böyle. Ne var? Meylan ve tasarruf var. Sonra, dağ arkasında irade var,
İrade vicdanidir. Bir de ne var? İhtiyar var. Değil mi? İhtiyar. Şimdi bu ihtiyar üzerine çok şey olacak. Bak ihtiyar burada. Şimdi arkadaşlar çok mühim. Çok mühim dediklerim çok mühim. İhtiyar aklidir. Tam aklın içindedir. 33 tane yapı var akılda. Taakkul. Mesela zekilik de bunun içindedir. Deha da bunun içindedir. İhtiyar da bunun içindedir. İrade de kalbin içinde olan vicdanda, vicdandaki iradedir. Bak şimdi. 24. sözde 4 tane ameleler varmış. 4 tane vazifeler. Bir tanesi hayvanlar da anlatıyor. Hayvanlar. Ha? Melekler var. Nebatat var. Şimdi orada diyor ki hayvanlar diyor cüz-i ihtiyariye sahiptirler. Bunu misal vereyim. Arı kalkar taşa mı kona çiçeğe mi? Çiçekleri de seçer mi? Seçer. Kedi ciğer dururken ekmeğe gider mi? Ne? O da bir tercih değil mi? O değil, bu değil. Bu değil, bu değil, bu değil, bu. O da bir tercih. İrade değil bu. İhtiyardır. İhtiyarın özelliği hazır önde olanları tercih etmektir. İradenin özelliği ise geçmişiyle geleceğine bakıp hazırda karar vermektir. Onun için iradesi olmayan, yani kalbi olmayan hatmedilmişse veya vicdanı bozulmuşsa bir insanın iradesi yoktur. Kafirlerin iradesi yoktur. İrade, ihtiyar vardır. Hazır anı yaşarlar. İhtiyarın mazi ve müstakbeli yoktur. Ondandır ki hayvaniyeti yaşayanlar, hayvani mertebede yaşayanlar, bedensel dayatmalarında haramdır, bakma dediği zaman bakmamamış yapamaz. Çünkü Allah diyor ki harama bakma, ben sana cennette, cennetlerde gaybda gelecektir. Daha iyisini vereceğim dediği halde ihtiyar sahibi olan bunu tınlamaz. Çünkü ihtiyar hazıra muptela. İrade sahibi olan ise mevcudu terk edip gaybi tercih edebiliyor. Çünkü iman da gaybadır. Şimdi demek ki irade mazi ile geleceğe bakıp hazırda karar vermektir. Ustad da 17. sözde diyor ki ihtiyarımdan vazgeçtim. İhtiyarından vazgeçebilmesi için o ihtiyardan üstün bir birim olması lazım. O da iradedir. Anladın mı abiler? Hazır zamana, yani bir insan günah işliyor. O zaman mesela sen günah işliyorsun. Günah işlediğin anda irade yoktur. İradeyi selbediyor diyor. İrade kalkıyor diyor. Peki ne var? İhtiyar hakim. Ders vakti geldi mi onlara? 20 dakika var. 20 dakika var. Biz namazı sonra kılarız. Deste sonra kılarız. Evet. Yani şu an derste kaç dakika var? Şimdi dersin 20 dakika var. 20 dakika var. 15 dakika sonra keseyim. Tamam. Abdest var. Ondan sonra dersi onların dersinde var. Onun dersine girelim. Onların. Hasta bizim dersimiz. Şimdi psikoloji yapacağız veya söyleyeceğiniz bir ders yaparız. Miraç'ın meyvelerini yapabilirim. Düşünürken, gelirken düşündüm. Ha, Miraç hiç duymamış. Orijinal ders. Tamam mı? O derse girer şimdi. Bir derse, bir derse. Şimdi irade burayı zaten sona geldik. Ruhun zişuru bitirdik. Olacak. İrade arkadaşlar mazi ile istikbale bakıp hazıra karar vermektir. İradenin bir kolu mazi, bir kolu istikbal, hazirde hükmediyor. Hükmettiği için ihtiyar altında. İhtiyar, mazisi yok, istikbal yok, hazırı hükmeder. Bir insan günah işlerken hazırı işliyor. Maziden kopuk, istikbale zaten bakamaz. Mazisi olmayan geleceği yoktur. Maziye itikadı olmayan geleceği imanı olmaz. Tamam? Mazi nedir? Noktayı istinat. Gelecek noktayı istimdat. Fark şu. Dayanak noktası. İstimdat şu. Beka istiyorum, evet istiyorum. İmdat, imdat. İmdat istiyorum, medet istiyorum. Cevap veren yok. Beka istiyorum. Kim diyor? Ahiret diyor ki bende var diyor. Beka mı istiyorsun? Evet, bende var diyor. İstimdat ediliyorsun. Noktayı istimdat, ahirete imandır. Yani fıtratın bağırmasına, isteğine verildiği, cevap verildiği canip.
O canipten cevap geliyor. Diyor ki Bekaş diyorsan bende var. Mesela hadiselerde hemen dayanak noktası. Bu da noktayı istinat. Bu Allah. İşte mazisi olmayanın geleceği yoktur. Geçmişini unutanın nerede, kime, nasıl duracağını bilmez. Geçmişini unutanın kime karşı, nereye karşı, kime karşı, kime dost, kime düşman bilemez. İhtiyarla irade arasında fark anladık mı abi? Bir tanesi içeride, irade de burada. Ve böylelikle ruhun, bakar mısınız şu şeye, ruhun dişe vuruşlarından dört özelliği olan zişuurdur, zihayattır, kanunen vücud haricisinden bu zişuuru dışarıya çıkarttık. Allah'a hamdolsun, zor şer. İnşallah haftaya latifi şey zihayat işleyeceğiz şunu. Tamam mı abiler? Evet. Şimdi burada kesiyorum. Belki de yatsı yetiştirebiliriz 20 dakika varsa. Yetiştiririz abi. Değil mi? Ve ahir davahum en ilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha teması.